YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı. Afyon Karahisar'da bulunan iki üniversiteden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ÖSYM'ye ÖSYM ye bildirdiği tüm kontenjanları %100 doldurdu. Afsu Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, üniversiteye olan ilginin her geçen gün arttığını, yatay geçiş başvurularının da çok yükseldiğine değindi. Üniversitemizin kurulduğu günden beri gelişimi devam ediyor. Biz özellikle akademik kadro başta olmak üzere hem eğitim hem de sağlık hizmet alanında burada hızlı bir şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Afsü Rektörü Nurullah Okumuş, YKS Tercih sonuçlarını Kanal 3'e değerlendirdi. Kurulduğumuz günden itibaren hep %100 doluluk oranıyla hatta bu okul birincileri ve diğer ekstra gelen öğrencilere baktığımız zaman %100'lerin üzerinde bir doluluk oranıyla e, üniversitemizde yerleştirmeler oluyor. Bu sene de aynı şekilde toplam e, 2096 genel kontenjanımız vardı. Fakültelerimiz ve meslek yüksek okullarımız dahil olmak üzere okul birincileri dahil olmak üzere 2186 öğrencimiz inşallah bu sene üniversitemizde eğitim öğretime başlayacak. Rektör okumuş kontenjanların %100 olduğunu belirterek sayıları paylaştı. Fakülte fakülte baktığımız zaman tıp fakültemizde 200 öğrenci var. Ancak okul birincileri ve yabancı uyruklarda dahil olmak üzere 215 öğrencimiz buraya yerleşecek. Diş Hekimliği Fakültesi'ne 100, Eczacılık Fakültesi'ne 72. Bunun yanında Sağlık Bilimleri Fakültesi altındaki 6 programımızda da 2186'yı tamamlayacak şekilde öğrenci yerleşimimiz var. Okumuş tercihlerin yanı sıra yatay geçiş başvurularında yoğun talep aldıklarını 224 öğrencinin başka üniversitelerden Afsü Tıp'a geçmek için başvuru geldiğini aktardı. Zaten bir %100 yerleşim oranımız var. Burada bir başarımız var ama ondan da öte ilk defa bu sene diğer üniversitelerden bizim üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyenler açısından bu sene toplam 442 öğrenci başvurdu diğer üniversitelerden ilimize gelmek üzere bunların da yaklaşık 224'ü sadece tıp fakültesine ...başvuru yaptı. Bu... ...üniversitemiz olan tercihin giderek arttığını gösteriyor ki... ...442 rakamı çok yüksek bir rakam. Hatta bizi biraz da... ...ürkütüyor. Çünkü... ...bu öğrencinin %30'unu kanunen almak... ...zorundayız. Böyle olduğunda da... ...bilmiyorum sınıflarımız yetecek mi artık... ...bu kadar öğrenciye. Bunun önümüzdeki yıllarda... ...bu talebin daha da arttığını düşünürsek... ...bizim herhalde daha büyük eğitim alanlarına... ...ihtiyacımız olacak diye düşünüyoruz. Bir başka sonuç... ...ÜNİAR denilen... ...Üniversite Memnuniyet Araştırması var. 2019 yılından beri yapılan... Başından itibaren bir yükselmemiz vardı burada memnuniyet açısından baktığımız zaman ama bu sene bazı alanlarda artık ilk 30'a girdik. Ee, diğer üniversite açısından baktığımız zaman. Bu da üniversitemizde verilen eğitimden öğrencilerimizin ne kadar memnun olduğunu gösteriyor. Kayıt tarihleriyle ilgili de bilgi veren okumuş tıp fakültesini tercih edenlerin sıralamasının yükseldiğini ifade etti. Birçok üniversitede tıp fakültesini baz aldığımızda büyük üniversitede dahil olmak üzere puan sıralamasında düşüş Öğrenci sıralamasında yani daha yüksekten öğrenci alırken daha alt sıralardan öğrenci son yıllarda arttı. Ama biz de bu sene tam 916 öğrenci daha bir üst sıraya çıktık. Önümüzdeki pazartesinden itibaren yani 28 Ağustos pazartesi günden itibaren öğrencilerimiz kayıtları başlayacak. Onları üniversitemizde önce kayıtlarına gelsin ama daha sonra öğrenci olarak değil misafirimiz olarak, evladımız olarak, çocuğumuz olarak onları burada görmek istiyoruz, bekliyoruz.